Şimdi tabii ki bizim yaptığımız birincisi takım oyunu. Bir takım oyunu içerisindeyiz. Ben başında olsam da oyuncularımla birlikte yine bizim çalışanlarımızla birlikte, yönetimimizle birlikte bir performans sergiliyoruz. Bu performansta tabii ki inişler çıkışlar olabiliyor ama ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Bunun için de özellikle camia olarak bir birliktelik sergiliyoruz. Bu da son 1,5 senede çok fazla artarak ilerliyor. Bunu ne zaman yakaladığımızda, ne zaman bunu yakalarsak zaten bunu saha içerisinde de dışarıda da net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik bize galibiyetler getiriyor, başarılar getiriyor ve geçen sene bir şampiyonluk getirdi. Bu sene önümüzde daha fazla hedef var. Birincisi tabii ki ligdeki hedefimiz Türkiye Kupası var. Süper Kupa finali oynayacağız. Yine Avrupa Ligi yine bizim hedeflerimizden biri. Çok daha fazla 4 tane kupayı kazanmak için bu sene bir hedefteyiz ve bu hedefi gerçekleştirmek için gerçekten bu birlikteliğe yine ihtiyacımız var. Ve bu birlikteliği sağladığımızda Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Ben de oyuncularımla birlikte sahadaki mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorum. Yani stada gelen herkesin bizim oyunumuza katılmasını istiyoruz. Tabii ki bu birlikteliği yakalamak için de etkili de bir oyun ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ben de oyuncularımla birlikte bu oyunu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi yani futbolun içerisinde her gün farklı hikayeler var, farklı maçlar var. Bazen sabırlı olmak gerekiyor, bazen de dediğim gibi hep beraber en iyisini yapmak için, kazanmak için çok daha farklı bir şekilde de oynamamız gerekebiliyor. Ama genel olarak hedefimiz her maçı kazanmak. Yani bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik, oyun olarak gösterdik, duruş olarak gösterdik. Şimdi sırada Avrupa Ligi var ve kendi ligimiz var. Burada da yine başarılı olmak ve Galatasaray armasını tekrar bir kupayla taçlandırmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Yani onun yanında tabii ki kazandıkça rekorlar geliyor, farklı şeyler geliyor. Ama buradaki kazanan her zaman Galatasaray oluyor. Emre Bey. Hocam öncelikle başarılar dileyelim. Şampiyonlar Ligi'nde sizin de söylediğiniz gibi çok önemli performanslar gösteren bir Galatasaray vardı ama o kadrodan ayrılan bir Sacha Boey var. Sizin de hem sağ bek hem sol bek için talepleriniz olduğunu biliyorduk. Siz de basın toplantısında bunu ifade etmiştiniz. Köln kadroya katıldı, Avrupa listesinde yok. Oriye henüz daha yeni katıldı yanılmıyorsam, yarın kadroda olma ihtimali var. Ama bu anlamda bir güç kaybı yaşadığınızı düşünüyor musunuz kadro konusunda Avrupa Ligi'ne başlarken, Avrupa Ligi özelinde? Bir de buraya nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz hocam? Birincisi tabii ki transfer dönemi zor geçiyor. En önemlisi bu transfer dönemini güzel bir şekilde kapattık. Oyuncularımız bize katılmaya başladı. Sadece Serj kalmıştı. O da bugün geldi. O da bizle beraber olacak. Kadromuzu yine geliştirmeye çalışıyoruz. Yine başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda bizim istediğimiz takviyeleri yaptı. Ve şu anda tabii ki daha erken bir Derik'in transferi daha erken bitirebilseydik daha farklı bir şey olabilirdi ama şu anda da elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani burada tabii çok önemli tecrübeli oyuncularımız var ve son iki maçta da bunu net bir şekilde gösterdik. Hem oynadığımız oyunlarla kazandığımız iki karşılaşma zorlu iki maçı kazandık ve bu kadrolar üzerinden bence takım olduğumuz sürece bence hiçbir oyuncunun eksikliğini aramamak istiyoruz tabii ki ama bu takım olgusunu yakalamamız gerekiyor. Bence son iki maçta, maçların büyük bölümlerinde bu takım olgusunu yakaladık ve o yüzden yani kimin olup olmadığı değil, bence oyun çok önemli. Burada da çok önemli, çok geniş bir kadroya sahibiz ve bu kadro içerisinde de dediğim gibi 3 tarafta, 4 tarafta aynı şekilde mücadele edeceğiz. Amacımız yani ne olursa olsun kim Sacha önemli bir oyuncuydu bizim için tabii ki. Ama onun yerine oynayan bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışacak. Ben yine elimdeki oyunculara güvenerek yarınki maça çıkacağım. Yine beklentim yüksek, performans yine bekliyorum. Bununla ilgili de dediğim gibi son iki maç bizim için biraz daha ölçü oldu.